Herkese merhabalar. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarıyla 10. sınıfta Ev Okul Şubat programına başlıyoruz arkadaşlar. İkinci dönem başlıyoruz. Sıkı sıkıya uzaktan eğitimle sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şu çok önemli. 17 Şubat'ta bugün İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarını öğreneceğiz. Ama sizler bunu öğrendikten sonra mutlaka evde kitaplarınızdan çalışmalısınız arkadaşlar. Buradaki konu çalışmalarından bizim kitaplarımızdan da çalışabilirsiniz. Burada biraz bağ reklamı gibi yapmış olacağız ama sıfırdan ona edebiyat kitabımızdan, dinamo soru bankalarımızdan mutlaka sorularla, konu anlatımlarıyla pekiştirmeniz gerekiyor. Yoksa söz düşer, yazı kalır. Bugün öğreneceğimiz konular arasında Türk destanlarının genel özellikleri var. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları var. Oğuz Kağan destanı var. Oğuz Kağan destanını inceleyeceğiz. İçerisinden metinlere bakacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bugün işleyeceğimiz konu esasında bakın Fuat Köprülü edebiyatımızı 3 ana döneme ayırmış. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı ve Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı. Bugün öğreneceğimiz destanlar esasında sözlü edebiyat dönemine ait önemli eserler. İşte Alper Tunga, Şu, Türeyiş, Göç, Oğuz Kağan, Ergenekon birçok destanımızı göreceğiz. Yaratılış destanı. Bu destanları göreceğiz ama bu destanlar zamanla halk hikayelerine dönüşecek. Arada Dede Korkut hikayeleri var geçiş döneminde. Sonra hem halk hikayeleri hem de mesneviler romana dönüşecek. Yani bildiğimiz bu romanlar esas ilk başta destanlarla başlıyor olacak. Dolayısıyla bu konu önemli bir konu. Türk destanlarının genel özelliklerine bakacağız, motiflerimize bakacağız. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarını göreceğiz. Sizler de mutlaka az önce söylediğim gibi soru bankalarımızdan sıkı sıkıya çalışmanız lazım. Buradaki destanlarımızı öğrenip bunların özetine baktıktan sonra Türk edebiyatındaki destanla alakalı soruları çözüp karakodlar okutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da sizin öğrenmenizi kolaylaştıracak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle destanın tanımıyla başlayalım. Destan toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı. Özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türdür. Demek ki yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum yani şiir şeklinde öyküleyici bir şekilde anlatan edebi tür. Türk destanlarının yani bizim destanlarımızın genel özelliklerine baktığımızda Çin, İran, Arap, Bizans ve Batı kaynaklarından derlendiğini görebiliyoruz. Baksı, ozan, yırtçı, şair adı verilen kişiler tarafından saz eşliğinde söyleniyor. Liderin şahsında cihangirlik tutkusu vurgulanıyor. Kuvvet, binicilik ve savaşçılık gibi özellikler gösteriliyor. Sözünde durma, acizlere ve mağluplara yardım etme ve benzeri değerler destanlarımızda öne çıkarılıyor. Halkın kültürü, hayat tarzı ve inanışları yansıtılıyor. Kainatın, insanın yaratılışı, Türk milletinin doğuşu, Türk devletlerinin kuruluş, gelişme, çöküş, zafer ve yenilgileri yine destanlarımızda anlatılıyor. Göçebe hayatı ve geniş bir coğrafyada yaşama nedeniyle ikinci oluşum safhasında kalmış, oluşumunu tamamlayamamıştır Türk destanları. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları ve İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları olmak üzere iki temel ayrım var destanlarımızla alakalı. Altay Yakut döneminde Yaratılış Destanı, Sakalar döneminde Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı, Hun döneminde Oğuz Kağan Destanı ve Atilla Destanı, Köktürk döneminde Bozkurt ve Ergenekon destanları, Uygur döneminde Türeyiş destanı ve Göç destanı, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları. Zaten Altay Türkleri, Sakalar, Saka Devleti, Hun Devleti, Köktürk Devleti, Uygur Devleti İslamiyet'in kabulünden önce kurulmuş Türk devletleriydi. İslamiyet'in kabulünden sonra Karahanlılar, Kırgızlar, Türkler, Tatarlar, Selçuklular, Osmanlı Devleti hep İslamiyet etkisinde yaşamış devletlerimizdi. Dolayısıyla İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına baktığımızda Karahanlılar döneminde Satuk Buğrahan destanı, Kazak Kırgız Kültür Dairesi'nde Manas destanı, Türk Moğol Kültür Dairesi'nde Cengiz Han destanı, Tatar Kırım Kültür Dairesi'nde Timur ve Edige destanları, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Battal Gazi destanı, Danışment Gazi destanı ve Köroğlu destanını söyleyebiliriz. Türk destanlarının ilk örneklerinin manzum olduğu kabul ediliyor. Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmuyor. Yani Kırgızların Manas destanı ki dünyanın en uzun destanlarından biri Er Manas destanı. Çeşitli kaynaklarda özet veya kısaltılmış seçme metinler halinde bulunuyorlar. Ve Türk tarihinden izler taşıyor bu destanlarımız. Tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş. Farklı seviye ve birikimlerle zenginleşip farklılaşarak günümüze ulaşıyor destanlarımız. Oluşumlarından çok sonra nesir yani düz yazı şeklinde yazıya geçiriliyor. Bir destan şairi tarafından yazıya geçirilme aşamasını yaşamadığından manzum şekilleri elde değil. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarının konularına bakalım. Yaratılış destanı Türk edebiyatındaki bilinen ilk destan olup dünyanın ve insanın yaratılışı anlatılıyor. Alper Tunga destanına baktığımızda M.Ö. 7. yüzyılda yaşayan Saka hükümdarı Alper Tunga'nın
İranlılarla mücadeleleri anlatılıyor. Destan hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eser. Firdevsi'nin Şehnamesi'nde, yani Firdevsi'nin düzenlediği Şehname Destanı'nda, İranlılara ait bir destan, Alpertunga'dan Afrasyap, Efrasiyap diye söz ediliyor. Şu destana baktığımızda M.Ö. 4. yüzyılda yaşayan Saka hükümdarı Şu'nun M.Ö. 330-327 yıllarında Makedonyalı Büyük İskender ile yaptığı mücadeleler anlatılıyor. Destanda Türk boylarının oluşumu ve Türklerin şehir hayatı yaşamaya başlaması da konu edilir. Destanın özeti yine Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk'te kayıtlı. Oğuz Kağan destanına baktığımızda şimdi Alpertunga ve Şu destanları Saka Türklerine aitti. Oğuz Kağan ve Atilla destanları da Hunlara ait. M.Ö. 2. yüzyılda yaşayan Hun hükümdarı Mete'nin M.Ö. 209 ve 174 arasındaki fetihleri ve ülkeyi oğulları arasında paylaştırması anlatılıyor. Biliyorsunuz Hunların kurucusu Teoman'dı ama en büyük hükümdarı, onlu sistemi bulan kişi, Çinleri vergiye bağlayan en büyük hükümdarı Mete'ydi. Onun kahramanlıkları anlatılıyor Oğuz Kağan destanında. Attila destanına baktığımızda 395 ve 453 yılları arasında yaşayan Hun hükümdarı Attila'nın 5. yüzyılda Avrupa'daki fetihleri ve kahramanlıkları anlatılıyor. Alpertunga bir komutan, Şu bir komutan, Oğuz Kağan yine bir komutan, Metehan'ı anlatıyor. Attila da yine bir komutan. Gördüğünüz gibi kahramanlıklar ve yiğitlikler şahıslar üzerinden anlatılıyor. Bozkurt destanına baktığımızda, Bozkurt ve Ergenekon Köktürk destanlarıydı. 6. yüzyıldan 8. yüzyıl ortalarına kadar egemen olan Köktürklerin bir çocukla Aşina, yani Asen adlı bir kurttan türemesi anlatılıyor. Köktürklerin soy ağacı ve var olma hikayesi. Çin kaynaklarında kayıtlı olan bir destanımız. Ergenekon destanına baktığımızda Ergenekon'a sığınan Türklerin güçlenince demirden dağı eriterek Bozkurt önderliğinde yurtlarına dönmesi anlatılıyor. Bozkurt destanının ana çizgileri üzerine kuruluyor. Burada demir dağını eritmemiz, yani madencilikle ilgili bilgilerin olması ve bağımsızlığımızın vurgulanması net bir şekilde destanın önemli kısımları. Türeyiş destanına baktığımızda kurt kılığına giren Tanrı'nın Hakan'ın 3 kızı ile evlenmesi sonucu Uygurların çoğalması anlatılıyor. Türk toplulukları arasında yaygın olan soyun ilahi kaynağa dayandırılması inancının bir yansıması. Göç destanına baktığımızda Kutsal Kaya'nın Galitigin tarafından Çinlere verilmesiyle başlayan kuraklık ve kıtlık sonrasında yaşanan zorunlu göç anlatılıyor. Vatan toprağının kutsal olduğu, her ne sebeple olursa olsun en küçük parçasının bile düşmana bırakılmaması gerektiği fikri üzerine kurulmuş bir Uygur destanı. Türeyiş ve Göç Uygur destanı, Bozkurt ve Ergenekon Köktürk destanı, Oğuz Kağan ve Attila Hun destanı, Alpertunga ve Şu Saka Türk'ten ait destan. Yaratılışta yine az önce söylediğimiz gibi Altay Yakut destanlarına giriyor. Şimdi Türk destanlarında belli başlı motiflerimiz var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Kurt, ağaç, su, demir, gümüş, altın gibi madenler, ışık, at, aslan, geyik, ok ve yay, düş, rüya, kırklar, mağara Türk destanlarında kullanılan belli başlı motifler. Burada şunu kastediyoruz. Mesela diyelim ki hep 40 gün 40 gece düğün yapılıyor. Ya da işte 40 kişi ya da 40 kişilerin olduğu bir ordu. Böyle hep 40 kelimesi, 40 rakamı çok kullanılıyor. Bizim destanlarımızın başlı motiflerinde. Ya da kurt. Ya da işte belli tipler var. Mesela Alp, yani kahraman tip var. Diyelim ki Alpertunga, Şu ya da Oğuz Kağan ya da Manas. Bunlar bir Alp, yani bir kahraman. Bir de bilge var. Pir, aksakallı yaşlı adam. Düş, rüyada ona başvurulabiliyor. O bize yardım edebiliyor. Ona danışılıyor. Ve kadın var. Destanlarımızda da, gerçek yaşamımızda da kadın önemli bir rolde, yönetimde de söz sahibi olabilen önemli bir rolde. İslamiyet'in kabulünden önceki bazı Türk destanlarına yer alan motiflere baktığımızda Bozkurt destanında kurt, dağ ve mağara, Ergenekon destanında kurt, dağ ve demir, yine Türeyiş destanında kurt, Göç destanında ışık, ağaç ya da taşı ya da kayasını söyleyebiliriz. Bunlar da bu destanlarımıza yer alan motifler. Şimdi gelin Oğuz Kağan destanından bir bölümü okuyalım. Günlerin içinde bir gün Ayhan doğum sancılarına tutuldu. Sancıların sonunda bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğun yüzü göğün renginde, ağzı ateşin kızılında ve gözleri bal elasındaydı. Saçları kara, kaşları karaydı. En güzel perilerden daha güzeldi. Anasının göğsünden yalnız bir defa süt emdi. Bir daha emmedi. Dile geldi, çiğ et, aş istedi. Hemen konuşmaya başladı. 40 gün içinde büyüdü, 40 gün sonra yürüyüp oynar oldu.
Ayakları sığır ayakları gibi güçlü, göğsü ayı göğsü gibi sağlam, beli kurt beli gibi ince ve omuzları samur omuzları gibi parlak ve oynaktı. Vücudu tüylüydü, at sürüleri güderdi, ata biner, geyik avına çıkardı. Günler, geceler geçti, bu çocuk bir yiğit oldu. Oğuz Kıran desenini hatırlarsanız Hun hükümdarı Metehan'ın kahramanlıkları, hayat hikayesi anlatılıyordu. Burada da Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Karşılaştırmalı Türk Destanları kitabından alınmış bir kısım okuduk. Oğuz Kıran destanı, yani Oğuzname ile alakalı bilgiler verip dersimizi bitirelim. Milattan önce 2. yüzyılda yaşayan Hun hakanı Oğuz Kıran, Metemot'un etrafında oluşmuştur. Destanda milattan önce 209-174 yılları arasında hükümdarlık yapan Mete'nin doğumu, savaşları ve Türk birliğini kurması konu edilmektedir. Oğuz Kağan'ın bütün dünyaya hakim olmak istemesi, hükmettiği boyları 24 kola ayırması, bu boylara isimler ve toprak vermesi ve ülkesini oğulları arasında paylaştırması anlatılmaktadır. Destanda Türklerin devlet anlayışı ve sosyal hayatlarıyla ilgili avcılık, ok ve kargı kullanma, göçebelik, atı evcilleştirme, hayvancılıkla uğraşma gibi unsurlara ait ipuçlarını görmek mümkündür. Destanda ışık, ağaç, kurt, aksakallı ihtiyar, ok ve yay, rüya motifleri yer almaktadır. Destan kahramanı Oğuz Kağan, Alp tipinin örneğidir. Destanda olaylar ve kahramanlar olağanüstü unsurlarla verilmektedir. Olayların ne kadar sürdüğü, nerelerde geçtiği ile ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türk destanlarının genel özelliklerine baktık. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarını gördük. Oğuz Kağan destanını inceledik ve şimdi artık ödülü soruya geldi. Ama öncesinde bir kez daha ben sizlere burada destan konusuyla alakalı ödevleri vermek istiyorum. Dördüncü ünitede burada destanların tanımı açıklamasıyla alakalı sayfa 77'deki ve 79'daki sorular sizlere ait arkadaşlar. Bunları çözmenizi istiyoruz. Bunlar önemli destanlarla alakalı ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan da mutlaka bu konuyla alakalı soruları çözmenizi istiyoruz. Destan efsaneyle alakalı, hatta burada yazılı sorularımız var. Hadi bakalım, ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.